Muhtarlık yaptığım süre içerisinde Acacia Maden buraya fabrika ve adete bir adete iki havuzu yaptı. Bu arada vatandaşlara o zaman 6-7 sene önce veya 8 sene önce tek tek vatandaşlarla görüştü. Hiçbir zarar verilmeyeceğini, en ufak bir sıkıntı olmayacağını, yani kapı kapı gezip söylediler. Boru hatları patlıyor. Ama burada biz en büyük dileğimiz yetkililerimiz, büyüklerimiz, devlet adamlarımızın bu işe gelip bakmaları. Eğer zarar varsa bunu en kısa zamandan sağlık yönünden olsun, çevre yönünden olsun burada müdahale etmelerini istiyoruz. Burada bayağı bir kuşkumuz oldu. Çünkü geçen yapılan Mehmet arkadaşımızın takipleri sonucu bir tane bir kimyasal tespit edildi. Bunları analiz yaptırıp sonuçlarına baktığımızda biz de yani burada bir şok olmuş durumdayız. Bunların dediğimiz gibi en büyük kuşkumuz şu anda insanların sağlığı. Burada bu toz yönünden olsun, kimyasallar yönünden olsun insanların sağlık kontrolünden geçmesini istiyoruz. Biz bunları devamlı söylediğimiz zaman en ufak bir sıkıntı olmayacağını, ülke Avrupa standartlarında her yerin, ilçenin düzenli olarak yapılacağını, her şey dört dörtlük olacağını söylemişlerdi ama görüyoruz ki şu anda her taraf talan olmuş şekilde. Burada en büyük dileğimiz devlet büyüklerimizin buraya gelip bunları kontrol altına alması. Mahallemiz, ben genel olarak bakıyorum ama adete 1 ve 2 havuzu şu anda patladığı zaman tabii illaki Hanönü'ye büyük bir çevreye zarar verecek, Hanönü'ne büyük bir zarar verecek. Zaten adete 1 ve 2 deprem kuşağı bölgesinde, 3. bir deprem kuşağı bölgesinde geçiyor. 2 yıl içerisinde hani 4 defa patladı. 2 defa ufak patlantı, sızıntı oldu ama son patlantı bayağı bir sıkıntılıydı. Ondan sonra boruların yenilenmesini çalışmalarına başlatıldı ama bir yıldan beri hala arabalarımızda olsun, tarım aletlerimizde olsun hiçbir yere gidemiyoruz. Kendilerine söylediğimiz zaman da herkes birbirinden kaçıyorlar. Bir gelip de bir cevap veren yok. Halkla ilişkiler müdürleri olsun, fabrikanın müdürleri olsun. Böyle bir şey söylediğim zaman ilgilenirse hesabı yapıp kimseyle muhatap olmuyorlar yani. Hanönü'ne nasıl para kazanırlarsa fabrikadan Hanönü'ne de o şekilde davransınlar. Vatandaşla, vatandaşın toz boğumayla veya kimyasal evre bir şey varsa yani araştırılsın. En kısadan dönülüp herkes kendi hayatına baksın. Evet arkadaşlar, saatimiz 23.04, 2.34 geçe madenin kimyasal atık kanalının çıkışındayız. Madeni de gösteriyoruz, kimyasal atık deposunu. Hatta bakın, buradan numune alacağız. İşte numunemizi alıyoruz. Buradan atığı bırakıyor. Çıkan sudan. Görüyorsunuz suyun rengi siyah. Bildiğiniz suyun rengi siyah. Bugün bayramın 3. günü olduğu için, resmi tatil olduğu için atıkları bugünlerde bırakıyorlar. Yağmurlu havalarda bırakıyorlar. Birimizi de buradan alalım. Bir de toprak numunemizi alacağız. Bu da buradan. Bunları test ettireceğiz. İnsan sağlığını nasıl tehlikeye attıklarını, nasıl bir madde bıraktıklarını gözünüzle görün. Bunlar size yeterlidir. Biz delillerle konuşuyoruz. Bunları